yavaş konuşur, hızlı iş bitirir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkanlığa taşıyacak kadroya bir moderatör, koordinatör gerekiyordu. Öyle bir isim olmalıydı ki yoldaki mayınları temizleyip bunu yaparken de ne koltuğunu kalıcı görmeli ne de ek siyasi beklentiye girmemeliydi. Görevinin emanet olduğunu bir an olsun aklından çıkarmayacak bir siyasi profil olmalıydı. Şüphesiz en ideal profil Binali Yıldırım'dan başkası değildi. Reis kararı çok önceden vermişti. Dün malum ilan edildi sadece. Binali Bey gibi iyi bir eğitim, iki yabancı dil ve mazide partisine oy getiren, hatırı sayılır icraatları olan birisine düşük profil yakıştırması haksızlık olur. Hava, deniz, kara ve raylar 14 yıldır ondan soruluyor. En uzun süre bakanlık yapmış isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı günlerinden beri omuz omuza. Aralarının açıldığı hiç duyulmadı. Yıldırım'ın sadakatinden şüphe hiç dillendirilmedi. 17-25 Aralık operasyonları ikili arasındaki bağları daha da güçlendirdi denebilir. Konuşmasına temel fıkrasıyla başlaması, aklınıza kulakları çınlasın Erzincanlı hemşerisi Yıldırım Akbulut'u getirmesin. Saçları, bıyıkları da benziyor tamam ama Akbulut fıkralara konu olurdu, Binali Yıldırım fıkra anlatmayı seviyor. O iddiasız denen Akbulut, parti kongresi sonrası Özal'a isyan etmiş, ağzına geleni söylemiş ve körfez krizinde ayrı düşmüştü. Binali Yıldırım için öyle bir olasılık söz konusu değil. Akbulut'un Özal'a olan sadakati ve uyumundan daha öte bir ilişki içinde Erdoğan'la. Davutoğlu ile arasındaki bir fark da şudur. İslamcı söylemin hakim olduğu dini gruplar ve sivil toplum örgütleri Davutoğlu'nun siyaset tarzıyla örtüşüyordu. Yıldırım'ın siyasi jargonu merkez sağ yatkındır ve doğal olarak müteahhitler ön plandadır. İsmini Alevi bir komşusu Binali olarak koymuştur. O yüzden Alevi vatandaşlarla diğer AK Partililerden daha sağlıklı ilişkisi vardır. Yıldırım'la Selefi Davutoğlu'nun yıldızı barışmadı. Davutoğlu'na karşı Binali Yıldırım adına toplanan 900 imzanın yarası kapanmadı. Yıldırım biraz da Çankaya ile Beştepe arasındaki güç savaşının hedefi oldu. 5 ayda müsteşarını bile atayamadı. Binali Bey'in olduğu ilgili görüntülerin faturası da ister istemez o cepheye ciro edildi. Binali Yıldırım pazar günü partinin genel başkanı olacak ve kısa bir süre sonra da başbakan olarak görevlendirilecek. Parti vitrini ve kabine yeniden belirlenecek. AK Parti ve hükümet Beştepe için tam anlamıyla dikensiz gül bahçesi haline getirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlette, hükümette ve AK Parti'de tek hakim olduğu yeni bir dönem başlıyor. Zaten bildiğimiz tarzda bir başbakanlıkta olmaz bu saatten sonra. Binali Yıldırım'ın sıfatı başbakan olsa da fonksiyonu koordinatör, işlevi Cumhurbaşkanı yardımcısı ve misyonu da Beştepe'nin hedeflerini hayata geçirmek, uyumlu bir yönetim sergilemek olacak. Beştepe ile Çankaya senkronize şekilde yürüyecek. Açılışlarla meydanlarda, kürsüde Cumhurbaşkanını göreceğiz. Birleşmiş Milletler toplantılarına, Amerika Başkanı ile görüşmeye kimin gideceği gibi tartışmalar da olmayacak artık. Çünkü Türkiye'nin tek yüzü Erdoğan olacak. Binali Yıldırım için sakin güç denebilir. Sorunların çözümünde pragmatik ve pratik oluşu uzlaşmacı ve uyumlu kişiliğiyle zirvede kaldı. Kavgacı değildir. Çalışmayı da, çalıştırmayı da sever. Diğer bakanlıklarda olmadığı kadar başka siyasi partilerden bürokratlarla iş yapmışlığı vardır. Yavaş konuşmasına takılmayın, işleri çabuk bitirmesiyle nam saldı. Davutoğlu'nun etrafında nasıl ki SETA orijinli ya da akademik kökenli isimler ön planda olduysa, Yıldırım'ın da bir kurmay kadrosu var. Bu kadrolar genellikle Ulaştırma Bakanlığı'nda görev verdiği, bir kısmı daha sonra farklı kurumlarda kritik görevler üstlenmiş bürokratlar. Antalya ve Samsun valileri, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Sivas Milletvekili Habib Soluk gibi, diyor Meydan Gazetesi'ndeki yazısında Ömer Şahin.